Canımın içi aslında iki taraf da Allah tarafından yaratılıyor. Hayret edici şey, mesela istese olmaz. Allah zaten diyor, ben istesem olmaz diyor. Ben öyle yaratıyorum diyor. Mesela Deccal adamı öz olarak yaratıyor Allah, ta çocukluğundan Deccal olarak yaratıyor. Onun ordusu olacak adamlardan birlikte yaratıyor. Mehdi'yi yaratıyor, onların olacak insanları da birlikte yaratıyor. Onların ahlakını güzel yapıyor, onların kişiliğini bozuyor. Ve ikisini birbirine karşılaştırıyor. Ve bunun sonucunda sevgi oluşuyor. Ve sevgi bunun dışında da oluşmuyor. Yani bu sistemin dışında sevgi oluşmaz. Ama Deccal, yani nasıl söyleyeyim, ölüdür. Mesela o dede, şimdi heyecandan onu yeneceğiz Allah'ın izniyle Müslümanlar olarak. Ama ölü. Adamlar, onlar da ölüdür. Münafıklar, onlar da ölüdür. Müslümanları Allah gönderir, yardım eder. Ölü olduğunu bilsen eve sokmasın. İnsan ya acayip çekilir ölünü, değil mi? Ölü sana evin önünü süpürüyor, ölü yani binayı bir bırakıp kaçar insanlar yani. Değil mi? Ortalık çıksa ya süpürgenin evin önünü süpürsen ne yapar ya adam? Münafık da ölüdür ama müminler bilmez. Ama sonra şeytan onun içine ilka olup girdiğinde artık atağa başlıyor. Ondan sonra Müslümanların aleyhine faaliyete başlar, vahyeder artık şeytan. Onun ağzına, ya dersin nereden bu ağzına geliyor bu laflar, konuşmalar? Yani çok seri konuşmaya başlar. Çok seri yazmaya başlar. Şeytanın ilkasıyla. Hepsi şeytanın vahyidir. İlimde rasi olanlar oradaki şeytanın vahyini görüp Müslümanların nasıl hareket etmesi gerektiği, nasıl bir stratejiye ihtiyaçları olduğunu oradan anlayabilir. Çünkü şeytanın hassas olduğu noktaların tam tersinin yapılması lazım. Şeytan diyor ki mesela bu sıcakta savaşa çıkmayın. Hemen çıkmak gerekiyor demektir. Mesela diyor ki biz savaşmayı bilmiştik yani gelmezdik diyor. Demek ki biliyor. Mutlaka göndereceksin. Yani münafığın dediğinin tam tersini yapılması lazım. Yani Kur'an'ı tenzih ediyorum. Ne derse tersini yapacaksın. Genellikle yöntem budur. Mesela münafık, şeytan ne diyor? Kendine uygulan metodu kadınlara uygulamaya kalkmış. Diyor ki kadınlar ne derse tersini yapın. Şeytan şimdi bırak. Sen ne dersen biz tersini yapacağız. Niye kadınlar dediğin tersini yapalım? Kadınlar bayağı akıllılar. Çok güzel konuşuyorlar, güzel düşünüyorlar. Biz onun dediklerini yaparız onların. Senin dediğin tersini yapacağız. Dolayısıyla da münafıkların dediğin tersini. Mesela diyor ki Müslümanları dağılın. Dağılmadığı gibi daha genişleyeceksin demektir. Daha büyüyeceksin. Mesela şunu yapmayın diyor münafık. Aksine yapacaksın. Mesela Müslümanlar eğlenmesini istemiyor. Daha fazla eğleneceksin. Mesela Müslümanların giyimini kıskanıyor. Daha şık, daha güzel giyineceksin. Müslümanın mesela evini kıskanıyor. Daha güzel ev yapacaksın. Arabasını kıskanıyor. Daha güzel araba yapacaksın. İşte o zaman mükemmele doğru gidersin. Şeytanın feneri Müslümanın gideceği yolu aydınlatır. Münafığın fenerine bakacaksın. O senin gideceğin yeri aydınlatır. Mesela diyor ki münafık, bu nasıl bir güzel ev? Ha, bir tane daha güzel ev de gerekiyor demektir. İkinci bir güzel ev. Mesela güzel bir kıyafet giyiyorsun diyor, değil mi? Ağırına gitmiş. 10 tane daha alacaksın. Ayakkabını mı kıskandı? 10 tane daha alacaksın. Münafıkla mücadele Müslümana bereket getirir. Müslümanları birleştirir, güçlendirir. Azmini artırır, ülkü ruhunu geliştirir. Beyne şifa, ruha şifadır. Öbür türlü meskenet oluşur. Allah sizi yesin. Evet, dinliyorum.